Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Gününüz güzel olsun. Ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim olmadan oyuna giriyorum. Bu arada oynadığım haritayı soranlar oluyordu. Westbridge Hills 22. Oradan bakabilirsiniz işte. 2013 ve 2015'in oyunları bu. Farming Simulator FS 2013 ve FS 13 ve 15'in içerisinde bulunan orijinal haritasından bu oyuna entegre bir harita. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi, videolardan haberdar olmak için de abone ol butonun yanındaki çanı aktif etmeyi unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden güzel bir video, güzel bir bölüm diliyorum hepiniz için. Uzun sürüyor farkındayım. Bir yandan da sağ alta bakıyorum. Oyuna da girmeye çalışıyorum aynı zamanda. Hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonraki 3 gün 4 gün böyle üst üste bu videoları görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hatta aralara belki mobil oyun sıkıştırabilirim. Belki akşam da yayınlayabilirim. Öyle bir manyaklık yapabiliriz ama dediğim gibi Farming Simulator'a ağırlık vereceğiz. O yüzden devam. Evet, gözlerim dostlar toz toprak. Alerjimiz tutuyor. Oluyor böyle şeyler. Siz dikkat edin kendinize. Alerji kapmayın abi. Evet, kolum ağrıyor falan filan dostlar. Bilmiyorum, bir kamp yaptık. Instagram'dan takip edenler gördü. Siz Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıda linki var. Oradan da bakabilirsiniz. Durumlara falan attım. Belki resim olarak da paylaşabilirim muhtemelen kamp şeyini, çadırın görüntüsünü. Saçma olmazsa ama güzel bir görüntü yakaladım böyle. Gaz lambasıyla beraber çok tatlı bir atmosfer yakaladım. Kesinlikle bakın Instagram'a resimi, bekliyorum hepinizi. Takipçi artsın diye beklerken takipçi düşüyor Instagram'da da. Ben de onu anlayamıyorum yani. Neyse. Şimdi oyuna biliyorsunuz son güncelleme ile yeni şeyler geldi. Şöyle bir zamanı hızlandırayım, o sırada sabah olsun. Biz de yeni olan araçlara, gereçlere bir bakalım. Şuradan ne yapacağız? Şuradan markalara geleceğiz. Kubato'nun dostlar biliyorsunuz Japon markası olması lazım. Kubato'nun şeyleri çıktı. DLC'si geldi. DLC ile beraber gelen şeyleri biz görebiliyor muyuz? Herhalde göremiyoruz çünkü bende DLC yok. Evet. Evet evet abi. Sanırım göremiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Ben DLC'yi henüz almadım. Hani oyunda görebiliyorsak en azından orada göstermek isterdim ama evet, gösteremeyeceğim. Siz biliyorsunuz zaten Kubato markasını. Oradan bakabilirsiniz. Keşke şurada görünse de alamasak mesela. Öyle de bir şey olabilir. Çok gerekli bir DLC mi? Çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Oyun ayarlarına yeni şeyler geldiğini duydum. Özellikle çözünürlük sabitleme, maksimum FPS ayarlama gibi ayarların geldiğini gördüm ama normal oyun içi ayarlara herhangi bir şey geldiğini düşünmüyorum. İşaret ışığı parlaklığı, geç trenle geç. Şey geldi. Universal Passenger modunu hatırlıyorsunuz. Onun şeyi geldi. Oyun versiyonu geldi. Yani oyunun kendisinde var artık. Eskisi gibi değil. 360x'de devam etsin. Burada farklılık bir şey görmüyorum. Çok da önemli bir güncelleme değil benim açımdan. Çünkü siz de Kubato'yu çok fazla kullanır mısınız bilmiyorum. Gerçek hayatta ne kadar merak eden var ki aranızda tartışılır. Neyse. FPS'yi sabitledim. Böyle kıpramalar olabilir ağaçlarda. Evet. Evet abi. Aynı şekilde oldu. Şöyle yapsak. Bu F12 modumuz. Şuradan olmaz ki öyle. Dur dur. Nerede? Şu hava durumundan hallediyorduk değil mi? Reload. Reload. Ha tamam, yok olmadı. Parlamaya devam. Biz en iyisi sabitlemeyi açalım. Şimdi tarlada balyalarımız var. Bu balyaları ben tabii ki düz mantık çatal kullanarak götüreyim dedim. Hiçbir şekilde yardımı olmadı yani. Bunları götüremedim. Bu bölüm bunları taşırız muhtemelen. Bu balyaları götüreceğiz. Çimler gene, otlar gene bitmiş. Hani zamanı hızlandırdık ya, bir günde halloluyor. Şöyle bir şey aldım. Pek işe yaramadı. Onu bir satayım öncelikle. İyi hatırladım bak. Şuradan ön yükleyiciden şunu sat. Bizim normal kara düzen. Onu bir kaldıralım. Gidelim marketten 2 dakika şeyimizi takalım. Gerekirse tek tek götürürüz ya da bir şeyler yaparız yani. Dediğim gibi bu öne takılıyor. Aslında bir şey yapacağız, bekle. Ben bir römork alabilirim oradan. Evet, oyun takıldı. Oyun takılıyor, niye? Allah Allah. Yok, şimdi geçti.
haritayı yüklerken ufak ufak takılmalar oluyor. Muhtemelen optimize'nin içine etmişler haritanın. Güncelleme gelmişti çünkü. Yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum gerçi de. Evet, orada bir çatal olması lazım. O çatalı bir alalım. Balya çatalı. Bir de alçak yükleyici kurabiliriz. Evet, çatalımızı da aldık. Şimdi şöyle gelelim. Remorklara gelelim. Remorklarda bu bizim zaten. Ben bunu mod versiyonu kurdum. Birkaç farklı bir şey kurmuştum diye hatırlıyorum. Bu düzenleme diyor. Bu neymiş lan? Ha, silaj milaj alıyor bu içine. Ha, bunu kullanacağız. Onu sonmanın planı. Ha, bunun açığı da varmış. Bundan alalım bir tane. Bundan bir tane alalım. Bu her zaman kullanacağımız bir şey. Remork. Ama ön tarafa takacağım. Bu arkaya takılmaz muhtemelen. Bir arkaya deneyim mi? Denemeyeyim ya. Öne takalım işte. Geri süre süre götürürüz. Evet, eve kadar gideriz abi. İdare eder. Hay senin ağaçlar kere ya. Başka yerdeki ağaçlar titremiyor, bizimkiler titriyor. Neyse. Kapattık sabitlemeyi. FPS sabitleme niye önemli? Şimdi benim monitörüm 165 Hz. Ve 60 FPS, 60 Hz'e sabitliyormuş gibi düşünün. Yani monitörü tam verimli kullanamıyorum şu anda. Balyaları bu abiye yükleriz. Güzel güzel. Otomatik kayıt tamamlandı. Şu otomatik kayıt modunu da kurduk ama yani zaten oyunun kendisinde vardı. Niye böyle bir aksiyona girdim bilmiyorum. Sormayın. Cevabı bende yok. Gelmek üzereyiz zaten. Ön yükleyiciyi arkaya da takabiliriz aslında ya. Ama adı üstünde ön yükleyici, yani niye arkaya takalım ki, değil mi? Öyle bir olay var. Kafalar karışık, boş verin siz beni. Siz bahsedin, nasıl gidiyor, ne var ne yok. İyisinizdir inşallah. Hayatınız nasıl? Var mı değişiklik, bir yaramazlık? Şöyle çıkaralım bu abiyi buraya. Balyaları şöyle yandan tutacağım abi. Çünkü koyması daha rahat oluyor. Tek bıçak idare eder zaten. Hatta ikisine dolduralım. İki tane biraz ağır geliyor. Ama idare eder. Aman yavaş. Oo. Ne kadar sarabileceğiz? Ben de meraklıyım dostlar, sizler gibi aynı şekilde. Şu abiyi de alalım hemen. Şöyle dönelim. Tam karşılayalım. Böyle geriye gidelim, düzleyelim bir aracımızı. Çatalı batıralım. Koyalım zaten, arka tarafından bunu sıkıştıracağız tekrardan. Bir tane de yandan tutacağım ki daha rahat yerleştirebileyim. Yani şu abiyi alalım. Şu dörtlüyü söndüreyim artık ya. Tepe lambası yansın da. Dışarıdan da oynayayım da ağlamayın. Ben siz ulan var ya. Yazdınız değil mi? Çoktan yazdınız ve ben üzerine biliyormuş gibi konuştum değil mi? Simülasyon oyunlarının niyeyse ben içeriden oynamak istiyorum ama tabii dışarının keyifçisi de farklı. Ağlamayı dediğime bakmayın yani.
Biraz dost acı söyler hikayesine döndü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hakikaten ağlayanlar var aranızda yani. Vay arkadaş, niye hep içeriden oynar? Niye ben bağırıyorum ya? Sakin ol Samet. Evet, alt tarafının bozulmamasını istediğim için spanzetlerimi çekiyorum şimdiden. Bence tatlı bir görüntü oluyor. Efendime söyleyeyim. Gayet güzel. Burayı fullemeye devam abi. Hatta aşağı çekebiliriz. Biraz ortalı merkezi bir yere koyacağım. Paketlemesi, hani koyması daha rahat olsun. Biraz daha gel. Kafi. Şimdi bir tane getireyim şuradan. Bir tanesini yastık gibi kullanacağım şimdi. Yerleştirip düz koymaya çalışacağım. Yani aynen şöyle koysam bence yeterli olur. Çok fazla milimetrik ayara girmeyelim hiç. Şöyle çözeceğim, birleştireceğim, çözeceğim, birleştireceğim. Burası yastık görevi görecek. Hatta buradan birkaç kat daha çıkacağı için, hatta doldurabildiğim kadar dolduracağım için bir tane daha saralım onun üzerine. Taksit taksit yapmayalım, neticede zaten çalışacağız. Çabuk şu her zaman aynı işi yapıyorsuncular gelmeden kaçalım yani. Şimdi başlangıcı düz koymazsak daha sonradan koyacağımız balyalar bayağı yamuk olacak. O yüzden buna birazcık özen gösteriyorum. Diğerlerine bu kadar özen göstermeyeceğim. Göreceksiniz zaten. Tamam. Tamam. Bu sıra güzel oldu. Şimdi diğerlerini fullleyelim abi. Allah, yavaş. Dur, arkayı bir indireyim. Şimdi gördünüz mü, daha stabil. Diğerine göre, diğerinde arka kalkıyordu. Az daha zorlasam takla atacak yani. Of, nasıl zorlanıyor var ya, makinenin canını aldık ya şu an. Aman aman aman, vurma. Vurma makineye, vurma. Tamam. Bir tane de şuradan yanlamasını alalım.
Ondan sonra sıkıştıralım mis gibi. Babalar gibi durur. Dediğim gibi tarla işi böyle. Evet, bu sırayı da hallettim. Spanzetlerini çekiyorum. Çok da güzel oldu. Şimdi 3 sıra yani anca. Şuradan ikili alalım. Şu üçlüyü alalım. Arkadaki ağırlık sürtüyor bazen. İndirmezsem de önü kalkıyor. Yani onu tutmak lazım. Tokyo drift yapıyoruz bildiğin ya. Aman 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 aman. Aman abi. Bir kat daha çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkar ya. Yok, çıkmaz. Burası son kat abi. Son. Bir kat daha çıkar da rahat çıkamayız. O yüzden bunları götüreceğiz, indireceğiz. Hemen bir tanesini de yandan tutayım şunu. Sonra bir resim çekeceğim. Resim önemli dostlar, biliyorsunuz. Videoya yoksa kapak fotoğrafı bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuya birazcık dikkat. Bazen unutabiliyoruz ama. Bence 10 numara oldu. Şöyle bir vallahi mis gibi oldu. Çok da güzel sardık. Aslında şu arka tarafa da sıkıştırabilir miyiz bilmiyorum. Denesek mi denemesek mi o konuda da kararsızım. Aslında dışarıda kalır mı ya? Bir deneyelim mi? Ne diyorsunuz? Tabii çok duyar mı ya sizi şu anda? Soruyorum size yani. Hani adettendir. Sorusu soralım. Evet, siz de yorum olarak yazın abi işte artık. Allah'ım inşallah elektrikler gitmez. Efendime söyleyeyim. Fırtınalar çıkmaz, zelzeleler kopmaz. Biliyorsunuz ben videoya girdiğim zaman telefon çalabilir, fırtına çıkabilir, elektrik gidebilir. Yani böyle şeylere alıştık ve biliyoruz. Telefondayım dostlar. Evet, gün geçmiyor ki bir kere daha videoda şeyimiz olmasın. Telefon çalmasın. Efendime söyleyeyim. Bilimum tatsız olaylar yaşanmasın falan filan. Terledim. Tutalım hemen.
Neler yapıyorum böyle, neler yapıyorum. Evet, şöyle alalım. Allah Allah, niye alamıyorum ya? Fotoğraf çekeceğim arkadaş. Evet, bir fotoğraf halledim, geliyorum. Evet, geldik abi, geldik. Şu balleyi bırakacağım şimdilik, yani bunu götürmeyeceğiz. Daha sonra hallederim ben artık. Acil de bir işim çıktı, biliyor musunuz? Videoyu da kısa da tutmak istemiyorum aslında. Kısa da değil, normal yani. Biz istediğimiz dakikaya ulaşmışız ama gidelim ufak tefek indirelim. Nereye indireceğimizi falan görün. Şöyle yapalım, ön tarafa bağlayalım her zamanki gibi abimizi. Yani ters ters de iş yaparız yani. Eldeki imkanları kullanmayı bileceksiniz abi. Şimdi orada yer yok. Aslında burası da çok güzel olabilir. Tam yer aslında ya. Evet, buraya indirelim. Buraya indirelim ama nasıl gelelim? Buraya şöyle birazcık yakın gelmemiz lazım. Dolayısıyla dönüyoruz. En başa ya da şuraya yaparız bir şeyler. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Açalım şeyleri. Evet, yerinde durmuyor. Tam şimdi oldu. İndireceğimizin kilidini açacağız. O şekilde indireceğiz. İkişer ikişer muhtemelen kafi, bizim için yeterli. Hepsini açmadık. Şu arka taraftaki ağırlığı da yere indirelim. Oy oy oy. Devrileceğiz. Vallahi devrileceğiz yani. Neyse, şunları kazasız belasız indirebileyim de. Aslında ön yükleyici de bağlı bende. Onları da kullanmam lazım da. Ne oluyor be? Tamam, şimdi aldı. Yamuk yumuk bir şekilde hallediyoruz yani. Çok fazla düzenine dikkat etmiyorum şu anda. Hayır. Tamam, açalım, burayı da açalım. Neyse, sorun yok gibi görünüyor şimdilik. Aracın gücü yetmiyor bu arada, var ya. Az daha zorlasam muhtemelen takla atacak. Limitleri de zorlamak istemiyorum bir yandan. Balleyi aldıktan sonra bir sapıtmaya başlıyor.
Aman abi, aman. Tamam, şöyle devam. Arkada bir tane spanzet kalmış. Onu bir açalım. Belki de o yüzden kaldırmadık ilk başta. Biliyorsunuz burası Farming Simulator ve böyle sorunlar olabiliyor. Aman, 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 aman. Dört, altı, toplamda 12 tane balya indireceğiz. İyi, 12 tane burada var. Orada da varsa bir 15-16 tane belki de balyamız var. Tam da hesapladığımız gibi. Gerçi saymıştım daha önce ben bunu daha önceki videoda. Neyse, hallederiz. Tamam, burada kalsın bu abiler. Evet. Güzel bir gün oldu. Şöyle yapalım. Gizleyelim. Fotoğraf modu yüklüymüş bende. Bunu ne ara yükledim bilmiyorum ama çok güzel resimler çekebileceğiz bu sayede. Hop, şöyle bir mod. Dostlar, umarım sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video birazcık kısa ama dediğim gibi peş peşe gelecek. Hiç merak etmeyin. Ara ara farklı oyunlar yapıştıracağız kanala ama Farming Simulator'ı çok sık göreceksiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Kusura bakmayın, erken kapatıyoruz. Aslında erken de değil, tam saatimizde. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Dikkat edin. Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum. Discord'da da bekliyorum açıklamada.